Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam yine mübarek 3 aylar içerisindeyiz ve bu aylarda biliyorsun mübarek geceler de çok. Hep tekrar ediyoruz, bir kere daha söylemekte fayda var. Bütün günler, geceler mübarek 3 aylar içerisinde. Ama bir de ayrıca böyle Allah-u Teala merhamet etmiş, bize başka geceler de böyle mübarek geceler de yaratmış. Bunlardan biri de Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili. Şimdi Berat Kandili dinleyicilerimize, izleyicilerimize öncelikle tebrik edelim, mübarek olsun da. Ne olduğunu da öğrenmek istiyoruz tabii. Berat Kandili'nin diğer gecelerden bir farkı var mıdır mesela? Manası nedir? Ne olur bu gecede? Şimdi Musa Bey, Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu ve kıymet vermiş olduğu bu kandil gecelerin her birinin kendine mahsus özel bir tarafı var. Miraç kandilini anlatmıştınız mesela. Regaibinde öyle. Regaibinde anlatmıştınız. Her birinin kendisine mahsus özel bir tarafı var. Berat kandilinin de diğer kandillerden ayıran özel bir tarafı var. Özel bir tarafı var. Şaban ayının 15. gecesi. Yani Şaban'ın 14'ünü 15. bağlı gecedir. Tam ortası. Evet, ortasıdır. 15. gece. Peki diğerlerinden ayıran özelliği nedir? Evet. Buyuruyor ki Allah-u Teala ezelde her şeyi yarattı, diledi. Yarattı, diledi, yaratmayı diledi. Vakti ve zamanı gelince bunlar meydana gelecek. İşte o ezelde diledikleri bu sene içerisinde olacak olanlar levh-il mahfuzda yazılır, görülür. Melekler görür. Allah-u Teala'nın, meleklerin dışında insanlardan da evliya dediğimiz, veli dediğimiz o noktaya yükselmiş olan kullardan bazılarının kalp gözü açılır. Önündeki, gözünün önündeki bu gözde değil, açılır. Onu görür buyuruyor. Bir sene içerisindeki doğacak, ölecek ve o sene içerisinde olacak olan hadiselerin hepsini orada görür. Allah-u Teala'nın izin verdikleri. Tabii Allah-u Teala'nın izin verdikleri. Evet. Levh-i mahfuzda yazılır. Evet. Ama levh-i mahfuzda yazılır fakat mesela yine din büyükleri anlatırken buyuruyor ki tamam levh-i mahfuzda yazılı ama onun arkasında gerisindeki şartı yazmıyor oraya Cenab-ı Hak, bildirmiyor. Şarta bağlıdır o hadisenin meydana gelmesi. O şart yoksa o hadise meydana gelmeyebilir. Yani iki türlü takdir edilmiş orada. Kazai mübrem, kazai muallak diye daha önce aynı şekilde çeşitli konularda anlattığımız bir konu var. Kazai mübrem mutlak olacak. Kazai muallak, muallak şarta bağlı diye anlatılıyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Dolayısıyla orada mesela öleceği yazılı. Öleceği yazılı. Hatta şöyle bir hadise anlatılır. Davut Aleyhisselam bir gün otururken yanına iki kişi gelir. Birisi işte ayakkabı siparişi verir. Tam o anda ondan çıkarken Azra Aleyhisselam gelir. Buyuruyor ki şu çıkanlardan birisinin bir hafta önce ömrü bitmişti. Şunun da diyor sana ayakkabı sipariş veren işte 10 sene garantili olsun diyen de bir hafta ömrü kaldı buyuruyor. Davut Aleyhisselam 10 sene bir hafta önce bitmiş miydi? Birisi? Birisi için bir hafta önce bitmişti buyuruyor. Bunun da diyor bir haftalık ömrü kaldı diyor sana ayakkabı siparişi veren. Dayanıklı olsun şu kadar dayansın diyen adam bir haftalık ömrü kaldı buyuruyor. Davut Aleyhisselam dikkatini çekiyor. Bir dakika diyor bir hafta önce diyor bitti hala yaşıyor. Allah-u Teala ezelde buna iki türlü ömür vermişti. İşte bu yaşına kadar bu yaşında bir hadise olacak akrabalarıyla. Bu önce giderse Allah-u Teala buna bir 20 yıl daha vermeyi ezelde dilemiş. Barışmak için. Bu önce gitti. Gidince de o 20 yılı Allah-u Teala buna verdi buyuruyor. Halbuki bittiydi bir hafta önce diyor. Gitmeseydi bir hafta önce ölmüştü bu diyor. Bir hafta ölmüştü. Dolayısıyla Berat gecesinde o levh-il mahfuza böyle şartlı olanlar da var. Onu biz bilemeyiz. Ama genelde oraya yazılıyor. Yani şu olursa şu da olacak. Evet. Doğacak olanlar ve ölecek olanlar. Zaten her Berat kandilinde o sene içerisinde öleceklerin listesi, doğacakların listesi de oraya yazılır buyuruyor. İmam-ı Rabbani Kutlusu Hüseyin'e hanıma demiş ki bu Berat gecesinde hatta ondan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemi soruyor.
bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir ya Resulallah diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz de cevabını buyuruyor ki bu sene içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allah-u Teala'ya arz olunur. Böyle bir özelliği var Berat gecesinin. Hassas bir gece. Hassas bir gece. Mesela kandil gecelerinde genellikle Müslümanlar arasında adettir. Hani düğün yapılmaz, evlilik yapılmaz, zifaf olmaz. Kandil gecelerinde dikkat ederler. Ama kitaplarda sadece Berat kandili isna edilmiş, öbürleri değil. Niye Berat kandili? Ya o gün belki de öleceklerin arasına yazılıyorsun. Otur da muhasebeni yap. Tövbe istiğfar et. Tövbe istiğfar et. Onun için hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Berat gecesinde çok dua ederlermiş, ağlarlarmış. Ya üstlerinde böyle evlerin üstü sadece yapraklarla örtülü olduğu için yağmur yağdığı zaman doğrudan doğruya içeriye giriyor. İşte böyle bir yağmur da yağmış. Resulullah Efendimiz'in dizleri, elleri, yüzleri çamur olmuş. Yani şey yapılmış. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah, Allah-u Teala en sevgili kulusun. Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun Berat gecesinde? Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, ben şükredici bir kul olmayayım mı? Ya Ayşe, sen bu gecede neler olduğunu bilir misin diye ondan sonra deminki naklettiğimizi buyuruyorlar. Dolayısıyla peki efendim bu geceye yani saygı göster, bu geceye saygı göstermek günah işlememekle olur. Bu gece Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için tövbe istiğfar etmeli, cehennem ateşinden kurtulmayı istemeli. Ya Rabbi bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma diye de dua etmeli. Bu gece beraat denilmesinin iki sebebi var diye anlatılıyor kitaplarda. Birisi şakilerin, inkar edenlerin bu hallerinden vazgeçmedikçe Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak ayrı kalmaları, onlara mühlet tanınması sebebiyle bu isim verilmiş. İkincisi de müminlerin kötülüklerden, günahlardan beri olmaları, günahların affedilmeleri sebebiyle bu isim verilmiştir buyuruyor bu geceye. Ve birçok aynı şekilde hadis-i şerifler. İmam Rabbani Hazretleri demiştiniz bir yerde. İmam Rabbani Hazretleri de bir gece, böyle Berat gecesi, işte hanımefendisi demiş bu gece demiş ölecek olanlar, doğacak olanlar yazılırmış levh-i mahfuza. Doğru mu diye sorunca evet doğru buyuruyor. Çünkü hadis-i şerifte bildiriliyor. Ya buyuruyorlar bir kimse kendisini öleceklerin arasında görürse, kendisini görmüş ve o sene vefat etti. Şimdi bir beraat gecesinde bizim de ismimiz yazılacak. Mutlak bu, kesin. Geçen sene beraat gecesinde yazılanlar gitti. Bu sene gitti. Gelecek sene değil. Mutlaka gidecek. Çünkü doğanlar olacak, ölenler olacak. Burası devamlı surette böyle değişmekte. Hatta Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah sizi Şaban ayında hep oruçlu görüyorum, sebebi ve hikmeti nedir diye sorunca, ya Ayşe, Şaban öyle bir aydır ki o senenin içinde ölecek kimselerin isimleri deftere yazılıp melekül mevte, ölüm meleğine teslim edilir. Ben ancak oruçlu olduğum halde ismimin deftere geçirilmesini arzu ederim buyurmuştur. Yani hassas bir gece bu gece. Ve Cebrail Aleyhisselam bana geldi, kalk namaz kıl ve dua et, bu gece Şaban'ın 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenler Allah-u Teala affeder, yalnız müşrikleri, büyücüleri, falcıları, cimrileri, alkol ilişki içenleri, faiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez. Bunlar bu halden vazgeçmedikçe affetmez Allah-u Teala buyuruyorlar. Ve Allah-u Teala Şaban'ın 15. gecesi bütün kullarına merhamet eder, yalnız müşriki ve müşahini affetmez. Müşahin bidat sahip mezhepsiz demektir. Dolayısıyla Berat gecesi hepimiz için bir dönüm noktası. Muhasebe gecesi. Belki de bu gece öleceklerin arasına yazılıyoruz. Yazıldık, sabahına da ölebilirsin. Çünkü ömrü veren Cenab-ı Hak'tır. Onun için böyle bir geceyi de hani din büyükleri bütün mübarek zaman dilimlerinde yapılması gereken şeyler anlatılırken günahtan, haramdan sakınmak diye geçiyor. Haramdan sakınmak, daha önce işlenen günahlara tövbe istiğfar etmek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ömrün bir muhasebesini yapmak lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız Berat Kandili ile alakalı olarak bize bilgiler verdi. Hepinizin Berat Kandili'ni tekrar tebrik ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın diyoruz. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamette günahı sevabından çok biri cehenneme götürülürken, ya Rabbi dünyada sana hep hüsn-i zan ettim, rahmetinden ümit kesmemiştim der. Allahü Teala da onu bırakın,
kulumu beni zannettiği gibi karşılarım buyurur. Güller sümbüller öter bülbüller, güller sümbüller öter bülbüller, yanık gönüller der. Aşkla yananlar Mevla'yı özler, aşkla yananlar Mevla'yı özler. Pervane naren deme ayaren, pervane deme ayaren, mest olan yaren Mevla'yı özler, mest olan yaren Mevla'yı özler. Zikreden zakir, şükreden şakir, zikreden zakir, şükreden şakir, aşık bu fakir Mevla'yı özler, aşık bu fakir Mevla'yı özler. Niyazım sana emin ver bana, niyazım sana yüreği yanan Mevla'yı özler, yüreği yanan Mevla. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü, öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandır. Yalnız, Arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir. Bu geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Vefa Konevi Hazretleri, İstanbul toprağının varlığıyla şeref kazandırdığı evliyalardan biridir Ebu'l-Vefa Hazretleri. O, Konya'da doğar. İlk ilim tahsilini yaptıktan sonra Edirne'ye gider ve birçok büyük evliyanın sohbetlerinde kemale erer. Fakat İstanbul beklemektedir onu. İstanbul'a gelişi
çok ilginçtir Ebu'l-Vefa Hazretlerinin. Şöyle ki, bir ara hacca gider büyük veli. Dönüşünde deniz yoluyla seyahat ederken, medeniyetten, insanlıktan nasibi olmayan Hristiyan korsanlar, onun bulunduğu gemiyi ele geçirir. Onu da esir alırlar. Fakat yüzünde endişeden ve korkudan eser yoktur Ebu'l-Vefa Hazretlerinin. Hapis, evinden farksız gibidir ona. Değil mi ki Allahu Teala'nın emri ve takdiridir bu? O halde ha gülistan, ha zindan deyip haline şükreder. Muhteşem Osmanlı'nın hal bilen, dost gözeten öyle bir milleti vardır ki emsali zor görülür. Bunlardan biri de Kahramanoğlu İbrahim Bey'dir. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin hapis olduğunu duyunca neredeyse bir servet verip Hristiyan şövalyelerden kurtarır Ebu'l-Vefa Hazretlerini. Ebu'l-Vefa Hazretleri dönüşte yerleşir İstanbul'a. Şimdi kendi adıyla zikredilen Vefa semtine yerleşir. Seven, sevdiğinin halleriyle hallenir elbet. O, yemekte, içmekte, konuşmakta, bakışta, oturuşta, hasılı, her hareketiyle Resulullah'ın ahlakı üzeredir. Bu ahlak ve ilim, elbette insanları kendisine bir mıknatıs gibi çeker. Nice yüz binler arasında paşalar, valiler, devlet erkanı da vardır elbet. Bir gün Fatih Sultan Mehmet Han görüşmek için kapısına gelir Ebu'l-Vefa'nın. Karşısında cihanın titrediği büyük hükümdar dışarıda boynu bükük girmek için izin beklerken hiç ummadığı bir cevap alır. Ebu'l-Vefa Hazretleri, kendisiyle görüşemeyiz demiştir. Bir sözüyle ülkeler deviren koca sultan geri giderken pek mahzun, gözleri nemlidir. Fatih Sultan Mehmet'le görüşmeyen Ebu'l-Vefa Hazretleri ise gözyaşları içinde kalmıştır. Neden sultanı kabul etmediği yönündeki sorulara şu cevabı verir büyük veli. Bizim sohbetimizdeki muhabbet bizi insanlardan, onu devlet-i âli Osman'ın işlerinden mahrum bırakacak kadar kuvvetlidir. Bu sebepten kabul edemedik der. Ebu'l-Vefa'nın sözleri pek hikmetlidir. Bir gün birinin çok ağır bir taşı yerinden kaldırabilecek kadar güçlü olduğu söylenince, büyük veli hikmet deryasından çıkardığı şu cümleyle cevap verirler. Abdest ibriğini taşımak, o taşı kaldırmaktan zordur. Çünkü taşı kaldırmakta nefsin övünmesi, kıymet görmesi vardır. Fakat abdest ibriğini kaldırıp abdest almada nefsi kulluğa boyun eğmeye zorlamak vardır ki bunu nefse yaptırabilmek daha büyük bir kahramanlıktır. Birçok talebe yetiştiren sultanlardan en garibine kadar insanlara nasihat edip yol gösteren Ebu'l-Vefa Hazretleri 1490 yılında vefat edip Fatih'te kendi adıyla anılan caminin sol tarafına defnedilir. Sonradan bir türbe yapılır üzerine. İstanbul'un manevi yıldızlarından olan Ebu'l-Vefa Hazretleri buyurdular ki, kamil bir mümin olabilmek için itikadı düzelttikten sonra bir mürşidi kamile muhabbetle bağlanmak şarttır. Hakiki dost, dostunun kusurunu hoş gören, kusurunu yüzüne vurmayan ve ihanet etmeyendir. İslam ahlakı. Müslümanlar iki kısımdır. Havas, alimler ve avam, cahiller. Türkçe Dürr-i Yekta'da diyor ki, avam, sarf ve nahv ve edebiyat ilimlerinin usullerini, kaidelerini bilmeyen kimselerdir. Bunlar fetva kitaplarını anlayamaz. Bunların iman ve ibadet bilgilerini arayıp, sorup öğrenmeleri farzdır. Alimlerin de sözleri, vaazları ve yazılarıyla önce iman, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğretmeleri farzdır. Zahire ve Tatarhaniye kitaplarında imanın şartlarını ve ehl-i sünnet itikadını öğretmenin
her şeyden evvel lazım olduğu bildirilmektedir. İbadetin en üstünü, en kıymetlisi, fitne fesat ateşiyle oynamamak ve isyan edenlere, fitne, anarşi çıkaranlara alet olmamak, ehl-i sünnet itikadını öğrenip, imanının buna uygun olmasına çalışmaktır. İmanını böyle düzelterek, bid'at ehli denilen 72 çeşit bölücü, bozuk inanıştan kurtulduktan sonra, ibadetlerde de bid'at işlemekten sakınmalıdır. İslamiyetin emretmediği şeyleri ibadet zannederek yapmaya, ibadette bid'at denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet etmek denir. İbadetlerin doğru olarak yapılmasını bildiren 4 mezhep vardır. Bunların 4'ü de haktır, doğrudur. Bu 4 mezhep Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebidir. Her Müslümanın bu 4 mezhepten birisinin İlmihal kitabını okuyup ibadetlerini bu kitaba uygun yapması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur. Bu 4 mezhepten birine girmeyen kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan ehli sünnet değildir. Ehli sünnet olmayan da ya bid'at ehlidir yahut kâfirdir. İslamiyete uyan bir kimse dünyada da rahat ve mesut yaşar, herkese iyilik eder. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarını emretmiştir. Bu emirlere farz denir. Zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkâm-ı İslamiye denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır. Dinlere inanan ve uyan dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan aklıyla faydalı olduğunu anlayarak dünya işlerinde uyarsa yalnız dünyada mes'ud, rahat yaşar. Şimdi Avrupalıların bir kısmı bunun için rahat ve mes'ud yaşamakta, İslamiyete uymayan Müslümanlar zelil, hakir yaşamaktadır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Yine Kayseri'de tarihi bir mekanın avlusundayız. Gördüğünüz gibi bu tarihi mekan bir ibadethane yani cami. Kayseri'de Osmanlı eseri fazla görünemez. Selçuklu eseri. Zaten Amasya'dan aşağıya doğru çizgi çizdiğimizde Amasya Şehzadeler şehri olduğu için orada Osmanlı eseri biraz daha fazladır. Selçuklu'yla beraber iç içe girmiştir. Fakat Tokat, Kayseri aşağı doğru böyle Akdeniz'e doğru indiğimizde bu çizginin doğusu Kayseri dahil Selçuklu eseri daha çoktur. Bana soruyorlar. Ya Osmanlı Anadolu'ya hiç yatırım yapmamış. Hep gitmiş Balkanlara cami yapmış. İstanbul'a cami yapmış. Batı'ya yapmış. Yani neredeyse memleketçilik oynayacağız camiyle. Efendim burada cami vardı Osmanlı burayı aldığında. Ne yapsın yani Selçuklu'dan kalan camiyi yıkın bu Selçuklu kokuyor. Osmanlı koksun camiler mi diyecekti efendim. Olur mu öyle şey? Bir yer ihtiyaca göre yapılır. Balkanlarda yoktu ki bir tane cami. Mevcudu yoktu. Ha onları hemencecik Şipşak Beydere getirdiler. Dolayısıyla böyle bir düşünceden de sıyrılmak lazım. Yani Osmanlı'yı tenkit edecekseniz başka tarafından tenkit edin. Ama böyle bir şeyden tenkit etmek doğrusu ayakları yere basmayan ağır da bir tenkit. Efendim biz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın daveti ile geldik. Burada tarihi mekanları çekiyoruz. Bayağı da zengin tarihi mekan yönden. Bir de Kayseri'deki tarihi eserler, kümbetler, medreseler, camiler ve buna benzerleri. Hepsi maşallah dipdiri.
Evet, vakıflarımız yurt genelinde büyük çalışmalar yapıyor. Ama Kayseri insanı da senelerdir bu eserlere itina gösterdiği için harap etmemiş. Bazı yerlerde gidiyorsunuz, harap olmuş. Yanına varamıyorsun, ben bunun neresini çekeyim diyorsunuz. Hiçbir şey çıkmaz yani. Ne elbise çıkar, ne bir mendil çıkar o kumaştan. E ne yapacaksın? Çekemiyoruz. Burada arkamda bulunan eser, Mimar Sinan'ın vefatından 2 veya 3 sene önce. 1485 de diyorlar, 86 da diyorlar. O da Hicri Rumi takvimle miladi takvimin birbirine çevrilmesinden dolayı doğabilen bir ufak ay meselesindendir efendim. Yaptırdığı Doğancı Ahmet Paşa'nın adına yapılan, şimdi de halkın Kurşunlu Cami olarak tanıdığı bir cami. Mimar Sinan'ın Kayseri topraklarındaki iki eserden birisi. Bir bunun küçüğü var köyde, buraya 22 kilometre uzakta. Biz tabii o köye şu anda gidemiyoruz. Bir tek bu eseri Mimar Sinan'a temsilen veriyoruz. Bu adına cami yapılan Doğancı Ahmet Paşa, Doğancı Doğan Kuşu'nun idaresini bilen, öyle birliklerin başındaki insan demektir. Osmanlı'da avcı alıcı kuşlar çok işe yarar canlılar idi. Bunların Türkiye topraklarında iki ana yetiştirme merkezi vardı. Birisi Ilgaz Dağları, birisi Kırşehir'in Çiçek Dağı. Ben ihtimal veriyorum ki, kayıtlarda bulmadım ama Erciyes'in eteklerinde de aynı rakımı taşıyan, aynı toprak çünkü buralar, Çiçek Dağı'nın hizasındaki yerlerde de bu tip kuşlar yetişir idi. Bunu yaptıran Doğancı Ahmet Paşa'nın enteresan bir hayatı var. Aynı Mimar Sinan'la aynı senede doğmuş, 1490'da. Aynı senede, aynı aylarda vefat etmiş. 1588'de. İkisi de aynı senede vefat etmişler efendim. Tabii nerede vefat etmiş? İstanbul'da vefat etmiş. 2. Selim Han, 3. Murat Han zamanında yaşamış, devletin üst kademeninde bulunmuş bir hayır sahibi. Kayserili, memleketime bir eser yaptırayım demiş. E kime nazı geçecek efendim? Kayserili mimarların şahı, has mimarbaşısı hemşerisine gitmiş Mimar Sinan'a. Hay hay demiş, Kayseri'de bir eserimizde böylece bulunsun. Kendisinin mezarı Üsküdar'da, Doğancılar Yokuşu'nu çıktıktan sonra Üsküdar Kaymakamlığı'nın hemen arkasında Çakırcı Hasan Paşa ile yan yana. Çakırcı da bir avcı alıcı kuş. Demek ki iki avcı alıcı kuşla uğraşan devlet büyüğünü yan yana iki türbeye koymuşlar. Şimdi biz buradan camiyi anlatacağız. Mimar Sinan'a anlatmaya kalkarsak bu bölüm mutlaka yetmeyecek. Birine birini feda edeceğiz. Mimar Sinan'ı feda etmiyoruz. Kurşunlu Camii'ni anlatacağız. Kayseri'yi anlatırken de zaman zaman Mimar Sinan hayatından kesitlerle hiç olmazsa bölümlerimizi süslemeye çalışacağız. Şimdi caminin bu hem şadrıvanlı avlusu hem dış avlusu şeklinde gelmiş. Belli ki bu dış avlu epeyce oynanmış. Bunun karşısında bir hamam vardı. 1929'larda bu Refat Çalık'a rahmetliden sonra belediye başkanı olan bir belediye başkanı maalesef buradaki hamamı meydan açmak için yıkmaya kalkmış. Yıkamayınca da dinamitle patlatmışlar. Burası bir külliye şeklinde yapılmış. Yani Mimar Sinan'ın bir kıymetli hamamını daha size gösterecektik o hamam patlatılmasaydı. Gösteremedik. Daha sonra gelen hayırsever idareciler bu esere sahip çıkmışlar. Bunu da sağa sola dökülen yerlerini toplatmışlar. Güzel bir hale gelmiş. Şimdi sizlere şadrıvanı kısaca tanıtacağım. Fazla vaktinizi almayacağız. Şadrıvan görüldüğü gibi kubbeli bir mekan. Sekizgen, sekiz köşeli. Ve her köşede de hizasında bir direk var. Bazalt, mermer bir atlamalı yapmış Mimar Sinan. Bu direklerden iki tanesini de parçalı direk yapmış. Buna bazıları yanlışlıkla binbir direk diyorlar. Aslında bu bindir direk. Direğe birbirine bindirmek anlamına. Bindir direk. Niye böyle yapmış? Bize bir nasihat etmiş efendim. Mimar Sinan rahmetli 400 küsür 450 500 seneye yakın zaman öncesinde bir nasihat etmiş. Malzemeyi heba etmeyin. İsrafı önlemek için kalan parçaları da birbiri üstüne bindirmiş. Ben mimar olsaydım bana bir tane daha büyük tam parça getirin. Ben böyle parçalarla uğraşamam derdim bugünkü dünyada. O öyle dememiş. Bir tane daha düzgün getirin dememiş. Kendini riske atmış. Parçalıyı üst üste koymanın birçok riskleri vardır. Zaman içinde kayabilir. Ama o mesleğine inandığı için, mesleğini de bildiği için parçalı da olsa ben onu yaparım diyor. Yapmış. Bunu son cemaat yerinde de sizlere göstereceğim. Ortadaki
muslukların bulunduğu, rapt edildiği mermerler yeni gibi görünüyor. Yenilenmiş olabilir tabii. Başına bir iş gelmiştir belki. Bazı yerleri parçalanmıştır. Veya bir de şunu görüyoruz son senelerde vakıfların tamirinde. Eski mermerler güzel bir şekilde siliniyor. Evvela inanamıyorsunuz ya bunu yeni mi koydular diye. Yeni koymamışlar. İşte şimdi şu önümdeki sütunları da görüyorsunuz. Bunlar da son cemaat yerine daha varırken olan revakların sütunları. Mimar Sinan şimdi burada başka camilerde pek kullanmadığı, sadece Üsküdar İskele Camii dediğimiz Mihrimah Sultan için, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızı için bundan da önce yaptığı yerdeki revak sistemini burada kullanmış. Şu kısım olduğu gibi revak, daha son cemaat yeri değil. Meyilli yapmış, yani caminin cemaati çoğaldıkça cemaati yağmurda, yazında, sıcakta, güneşte bırakıp da rahatsız olmasınlar diye böyle süslü bir şekilde hem de güzel, göze hoş görecek şekilde yapmış. İşte burada da gene koca bir mermer sütunu bindir direk olarak parçalı kullanmış. Böyle de birkaç tane daha devam ediyor. Bunu hafif L gibi yapmış. Sanki Üsküdar Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan'ın burası bir manada kopyası gibi. Kopyası gibi böyle aşağıdan yukarıya doğru kademe kademe yükseltmiş. Buradan şimdi son cemaat yerine doğru gidelim. Ora hakkında da birkaç bilgi sizlere vermeye çalışacağım. Bu Kurşunlu, yani Doğancı Ahmet Paşa Camii'nin son cemaat yerindeyiz. Görüldüğü gibi İstanbul'da ne kadar muhteşem Mimar Sinan eseri cami varsa onların usulü aynen burada kullanılmış. Sütun kaidesi, bilezikleri, sütun ve tepedeki sütun başları hepsi sanki aynı fabrikanın imali olsa bu kadar olmaz. Bazı yerleri hatalı olabilirdi. Burası 5 kubbeli bir son cemaat yeri. Ortada bir kubbe var. Yanlarda da sağ yanda şimdi duruşuma göre 2 kubbe, sol yanda 2 kubbe, sağ yanda bir mihrapçık, sol yanda da bir mihrapçık. Malum Osmanlı camilerinde 2. Bayezid Han zamanına kadar pek son cemaat yeri yapılmazdı. Niye yapılmazdı? Hoca efendiler ezan okumaya başladı mıydı müezzin efendiler? Herkes işi gücü bırakırdı, gelirdi camiye. Fakat sonradan herhalde zengin oldukça, işler çoğaldıkça, dünya telaşı fazlalaştıkça ezan vaktine pek uyamaz olduk. Sonra böyle grup grup son cemaatleri yapmaya başladık. Baktılar ki ihtiyaç var. E ne yapsınlar? Son cemaat yeri yaptılar ama son cemaat yerinde öyle kapalı bir mekan yapmadılar. Yani sonradan namaza yetişemeyen adama bir de mükafat verip sıcacık bir yerde dursun diye değil, açıkta kılsın, bir daha da vaktinde içeriye gelsin diye. Şimdi iki yandaki son cemaat yeri yükseltilmiş. Bu Osmanlı'nın sistemidir. Yani namaz kılan insanlar ile buradan içeriye giren insanlar aynı şeyde, zemin üzerinde, aynı kod üzerinde olmasınlar. Onlar cemaat olabilirler. Hoca efendi bir şey okuyor olabilir. İnsanlardan daha aşağıda bir durumda olmasın. Burası bir trafiktir, geliş geçiş yeri var diye. Bakınız bu nezaketi dahi çok itinayla takip etmişler efendim. İşte avluda, Kurşunlu Camii'nin avlusunda ki bulunan revaklar ve son cemaat yerini sizlere anlatmaya çalıştık. Mimar Sinan tabii bunu yaparken buraya kendisi de geldi. Geldi ve bu binayı İstanbul'da birçok yerleri Malta taşı dediğimiz, köfeki taşı dediğimiz, Büyükçekmece Altınşehir tarafındaki mağaralardan çıkarılan, güneşi gördükçe sertleşen taşlardan yaptı. Buraya gelince memleketi efendim, memleketine gelen adam memleketinin taşından yapmaz mı? İşte Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas bölgesindeki o güzel siyah taşlardan, ki ben bu taşları burada gördükçe daha çok böyle bir güvenim geldi sertliğine, sağlamlığına. Mardin'in o tarihi evlerinin yapıldığı beyaz taşlara nazaran belki mukavemeti santimetre kareye birkaç kilogram daha fazla bu taşın. Ve hava şartlarıyla, asitle, rüzgarla, nemle, kum sürtünmesiyle aşınmayacak kadar da, yani zımpara taşı gibi, geleni kendisi zımparalar ama kendi zımparalanmayan bir taş. Memleketinin taşını da işte bu camide Mimar Sinan ilk defa denemiş efendim. Daha güneylere indikçe Mimar Sinan rahmetli siyah taşlarla da tanıştı. Suriye, Irak topraklarında, Bağdat'ta, Şam'da, en son durak olan Hicaz topraklarında, Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de. Orada da güneşin altında yüzlerce yıl kalarak
siyahlaşmış, neredeyse kristal suyunu kaybetmiş olan taşlarla da çok güzel eserler meydana getirdi. Şimdi bu son cemaat yerinde mihrapçıkların hemen üst tarafında pencerenin üstüne gelen yerde bir pencere daha koymuş efendim. Mimar Sinan yaptığı eserlerde mikbirelik koymamış. Yani cemaat çok olduğu zaman birisi oraya çıkıyor, bir balkon yapıyor oraya. Oradan müezzinlik yapıyor. İkinci bir müezzinlik. Yani imam efendinin sesini duymazsa buradaki cemaatin namazı olmayacak. Ya görecek ya duyacak. Fakat o pencerelerde böyle bir balkon sistemi görünmüyor. Yani mükebbire sistemi yok. Süleymaniye'de de bunu yapmamış ama yine pencere koymuş oraya. İhtimal ki sonraki onarımlarda ya o mükbire kaldırıldı ya da oraya başka tipte bir sistemle böyle bir tekbiri yeniden getirecek insanlara tarif edilip konuyor idi. Tahminim öyle. Bu da belki onarımdan sonra bu hale gelmiştir. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. İşte yarım kapıya geldik, giremedik daha kapıya. İnşallah bundan sonraki program efendim. Bekleyeceğiz biraz daha. Hoşça kalınız.